Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bütün bir tavuğu ızgaralık şekilde doğramayı, kesmeyi yapacağız. Yani kanalın da adından belli olacağı şekilde kes pişir ye. Kendimiz keseceğiz, pişirip yiyeceğiz. Şimdi butlarını ve kanatlarını komple, yani şu göğüs gördüğünüz bu sırta da dahil olacak şekilde ızgaralık yapacağım. Ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Yani önümde tavuğu ve elimde de bıçağı gördünüz diye beni kasap sanmayın. Lütfen kasap arkadaşlar. Buradan size söylüyorum. Videonun altına sen nasıl kasapsın, o nasıl bir bıçak tutma, bu nasıl bir tavuk kesme diye yorumlar atmayın. Çünkü benim bir işletmem yok. Kasap değilim. Bunu hobi amaçlı kendim yapıyorum. Lütfen. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar birinci işlem şu kısmı. Görüyorsunuz şu boşluk. Şuraları kesiyorsunuz. Burayı da buradan kesin. Yapacağınız iş bu. Şurayı şöyle bir kere açmak. Şu iki bacağı aynı çocuk altı bezler gibi. Hani ayaklarını böyle tutar ya kadınlar. Aynı o şekilde kaldırıyorsunuz. Şurayı da şöyle açıp iş bitti. Görün. Yandan da görün. Burası bitti. Burayı sadece şu et parçası tutuyor. Onu da bıçak yardımıyla şöyle ayırıyoruz. Şu anda bu kısmı tamam. Yani ayırma işlemi tamam. Geldik kollara. Arkadaşlar hazır aldığınız kanatlarda kanadı şuradan keserler. Bu kısımdan çıkarlar. Biz öyle yapmayacağız. Niye? Çünkü burada göğüs eti var. Göğüs eti kanada geldiği zaman olayın rengi değişiyor. Ne mi yapacağız? Yerini önce belli edelim. Bakın. Güzelce yuvarlak bir şekilde kestik. Zaten kemik kendini belli ediyor. Gördünüz mü? Hop. Olay bitti. İşte bu kadar basit. Bu kadar. Şu yuvarlaklık olacak. Yani burada bu kadarcıktan bir şey olmaz. Kanadın bir tanesi tamam. Bakın göğüse fazla girmedik. Yoksa öbür türlü şuradan dalarım hop. Bu kısımdan da çıktığımda yazın kilosu 18 lira 19 liraya satılan kanat maalesef şu kısımda alınca birkaç gram daha artıyor. Tabii bunu yüzlere vurun. Daha fazla bakın gördünüz mü? Ne kadar basit bir şey. Şuradan girdim hop bu taraftan çıktım. Bu kadardan bir şey olmaz. Dursun. İkinci kanat da hazır. Geldik göğüs kısmına. Bunu 2-3 farklı yöntemle alabilirsiniz. İsterseniz burayı direkt kesin. Şöyle. Ondan sonra göğüs ayırın. İsterseniz de burayı şu şekilde normal pirzola, yani göstermiştim benim daha önceki pirzola çıkartma videolarımda. Onunkisi gibi yapabilirsiniz. Sonuç itibariyle mantık aynı. Neden diyeceksiniz? Aynı omurilik bunda da var. Bakın. İçini görüyorsunuz. Aynı omurilik. Şurada kemik var. Omurilik kemiği. Bunun bu tarafından girersiniz. Bir de bu tarafından girip eti bu tarafa doğru açabilirsiniz. Ama ben şimdi onu göstermeyeceğim. Daha farklı bir şey göstereceğim. Şu kemikten girin. Şu taraftan. Şöyle. Bakın şurada iki tane kemik var. Şöyle bir lades kemiği. Hani böyle pişte zaman yaparız ya lades. O kemikten girin şöyle. İkisinin de. Kesin. Evet. Bu taraftan da göğüs zedelemeden. Aynen olay bitti. Bunu da bu tarafa alalım. Şimdi bunda kalan et ziyan oldu falan diye diyenler çıkabilir. Hiç de değil. Çünkü olmayacak. Bakın arkadaşlar. Burayı da bu şekilde kırıyorsunuz. Çıkan kemikleri gördünüz değil mi? Bakın şöyle daha iyi göstereyim. Bakın. Kemik çıktı. Atın. Çıktı atın. Bunlar tavuğun kaburga kemikleri. Bakın. Çıkartıyorum hepsini teker teker. Bakın. Bir milyoncularda olan küçük karga burnu gibi minik pense yardımıyla bunu daha basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geleceğim bunu neden yaptığıma. Eskiden arkadaşlar bilirler. Bu sırt kısmı kimse yemezdi. Gariban insan evine et götürmek için bu sırt kısmını kasaplardan, marketlerden ucuza alırdı. Tabii biliyorsunuz tüketim çağındayız. Bizim kasaplar durumu ayıktı tabii. Gariban neye el atsa kasap onu paraya çevirmeye başladı. Ben korkuyorum yakında tavuğun boynunu da
bir şeyler yapıp böyle gerdan merdan ayağına satacaklar 10-15 liradan. Ondan korkuyorum. İnşallah ayıkmazlar yani. Onu da çözemediler ne gibi yaparız diye. Neyse arkadaşlar. Kaburgaları da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi neden bu kemiği almadım, şu kemiği? Çünkü bu kemikte hem bir tutuculuk var, hem de buna ben geçenlerde gördüm 2-3 hafta önce. Buna kelebek adını takmışlar. Şimdi isme bak Allah'ını seversin. Kelebek diyor buna ya. Sadece şu kemik duruyor diye. Böyle kuş gibi uçacak sanki bu ya. Kesmişsin oğlum bunu. Daha niye isim takıyorsun ya? Neyse. Alalım kemikleri de. Safi et kalacak çünkü. Şu kemiklere buradan girebiliriz. Şöyle. Evet. Bunları da çıkarttık. Şurada bir T kemiği var. Heh, gelelim buraya şimdi. Bakın. Burada iki tane kemik var arkadaşlar. Bir tanesi burada. Şu kaburga kemikleri çıkartırsak diyor. Şunları da çıkartalım. Bakın ne kadar kolay çıktığını görüyorsunuz değil mi? Yani bu o kadar zor bir şey değil. Zaten yapınca anlayacaksınız. Ben şimdi videodayım diye biraz yavaş yapıyorum. Daha doğrusu yavaş yapmaya çalışıyorum. Çünkü hem konuş hem de yap. Biraz zor oluyor. Neyse, geldik şimdi o kemiklere. Arkadaşlar, dedim ya, kelebek diyorlar bu ete. Şuna, bu kemik burada olduğu zaman kelebek diyorlar. Bu kelebeği çıkartınca şu kemikler kalıyor. Ona da çıtır adını takmışlar. Ve bu kilosu kaç para biliyor musunuz? Kanada'da geçmiş. 20-25 lira. Diyeceksin ki oha öyle bir şey olur mu? Oluyor kardeşim oluyor. Yani bizim millet kafayı yemiş. Vallahi billahi. Şimdi çıtır dediği şey de şu arkadaşlar. Buradan giriyor. Şöyle öylemesin. Alıyor benim yaptığım işlemin tamamen kemiksiz. Şu kemiği çıkartıyor. Şuradan da bir tanesini çıkartıyor. Her tavuktan bir tane çıktığı için bunun adına çıtır koymuşlar. Ve 24-25 liraya satıyorlar. Sebep de şu. Sırt kısmı hem kemikli hem de eti az yağı bol olduğu için daha lezzetli oluyor ve insanlar da bunu seviyor. Alın size çıtır bir tane. Daha eskiden milletin attığı şeyleri siz değerlendirmiş oldunuz. Sırt kısmı bitti. Geldik şimdi kanat kısmına. Bakın arkadaşlar, kanatları az önce çıkartmayı size gösterdim zaten. Çoğu kimsenin yapmadığı bir işlem yapacağım. Bakın. Buradaki kemiği görüyorsunuz, buradakini de görüyorsunuz. Eskiden, çok çok eskiden sadece bu uçları değil, şurası da atılırdı. Hatta burayı da atarlardı. Kimse yemezdi. Bakın, bıçağınızı şu alttan sokuyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Şu kısmı. Sokup hop çektiniz mi bitti. Buradaki kılları da tabii tavuğunuz benimkisi gibi kıllıysa onları da bir zahmet yolun. Tüy yemeye gerek yok. Evet. Orayı da bu şekilde çıkarttık. Bakın gitti. Çünkü orası yani yenilen bir yer değil ve bunun ucundan kıl çıkıyor. Bu kısma gelince şurada bir eklem yeri var. Göreceksiniz bakın kıkırdak zaten belli ediyor kendini. Hemen buradan vuruyorsunuz. Hop. Zorlamadım bile kendimi. Gördünüz mü? Bakın kıkırdak. Bitti iş. Bunu ister böyle kesin. Yani şuradan kesebilirsiniz. İsterseniz de şöyle iki çizik atın şöyle. Aslında atmaya da gerek yok. Sanki tavuğun canı nedir yani? Deyip gidebilir. Ya da şöyle şuraları da açabilirsiniz. Evet. Olay bitti. Kanadın biri de hazır. Gelelim diğer kanada. Diğer kanadı da eski usul yapalım. Gene buradan giriyoruz. Sivri tarafını attık. Bakın şu uçtan şunun ucu. Buradan sivri bir kıl şey çıkıyor. Tüy çıkıyor. Yani kökü de orada içinde kalabiliyor bazen. Onu yemeyin atın gitsin. Bunun da bu eklem yerinden vurdunuz mu hop gitti. Burada da tüyler çıkıyor atın. Şimdi geldik buna. Dedim ya eklem yerinden de bölebilirsiniz. Bunu da bölelim. Bakın böldük gördünüz mü? Olay bitti. Bu kadar. Tavuğun canı nedir ki deyip bunu kesmeyebilirsiniz. Bütün kalsın. Hatta ben bunu ayırmayayım şimdi. Mangala atmayacağım. Başka şeyler yapabilirim. Bu da bütün kalsın. Geldik but kısmına. Butu nasıl yapacağız? Arkadaşlar, olayımız şu. Bir kere dediğimiz gibi şu iki parmağın arasına şu bacağı alıyoruz. Tamam mı? Şurayı kapatın. Ya da kapatmayın. Şurada bir kaburga var. Yani alt taraf. Arka bacak tarafında. Bir kemik var şurada. Hemen bu kemiğin sıfırından dalın. Şöyle.
Bakın gördünüz mü? Hemen zaten kıkırdağa geldiniz. Bakın. Kendiliğinden ayrıldı zaten. Şu kıkırdağı gördünüz. Hop. Bitti. Bu kadar. Ayrıldı. Diğerini alalım. İsterseniz deriyle birlikte de bırakabilirsiniz böyle. Şu yeter ki şu kemiği hizalayın. Bakın. Bu kemiği gördünüz. İçeri de aldın. Bak hiçbir şey yapmıyorum ya. Kendiliğinden ayrıldı zaten. Bak görüyor musun şu kemiği? Olay bitti. Sadece kesiyorsun. Yani başkasının yaptığı gibi şöyle sırtı kalçasıyla birlikte şöyle tutuyorlar mesela. Şimdi temsili olarak göstereyim. Şuradan şöyle alıyor, dik kesiyor falan şu an. Böyle aksiyonlara gerek yok. Siz evde yapacaksınız arkadaşlar. Aceleyle işiniz yok. Satış yapmıyoruz. Kendimizi hazırlıyoruz. Saniyeler içinde yapan kasaplar gibi de değiliz. İşimiz gücümüz bu değil. Kendimizi hazırlıyoruz. Kendimizi sakatlamıyoruz. Şimdi gelelim buraya. Ciğerleri falan alabilirsiniz. İsterseniz de tutabilirsiniz. Fark etmez. Evet. Daha düne kadar bunu da atıyorlardı arkadaşlar. Ve şimdi bunun da kilosu olmuş 4 lira falan. Bu kalça kemiğinin dibinde bir kemik. Onu genelde çok eskiden ben bizim evin yanlarında kediler köpekler alıyordu. Onları alıyordum çok ucuz diye. Şimdi baktım butla yarışır fiyatta. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Tam omurilik yani şu ortadaki kemiğin hizasından bıçağı koyarsınız. Bakın gördünüz mü? İki vuracaksın. Olmazsa bir daha. Evet ayrıldı. Bu kadar. Gördünüz. Bitti. Ha şöyle bir şey de var. Hiç butlarını ayırmadan tak oradan geçe, oradan aşağı doğru inebilirsiniz. Yani tutturabilirsiniz. Burada bir kıkırdak kemiği var. Direkt oradan yapıştırırsınız. Eklem tam ortasına denk gelir. Bunların işi de bu kadar. Bitti. Bakın görürsünüz. Kalça kemikleri bunlar. Bunlar çok lezzetli olur. Şu kısımda bir eti var. Şurada biraz az bir eti var. Şu deriden dolayı. Saf yağdır. Yani lezzetlidir. Kemiğe yakın olduğu için. Geldik butlara. Asıl mangal olayı bunun olur arkadaşlar. Mangal yapacaksanız, et yemek, tavuk yemek istiyorsanız but alacaksınız. Şimdi hem keseyim hem de muhabbete devam edelim. Gelelim ben bu tavuğu kaça aldım? Bugün 2 tane tavuk aldım. Bu yağı bu arada. Hadi gitsin bir şey olmaz. 2 tane tavuk aldım. Yaklaşık 3 kilo 600 grama geliyor. 25 lira verdim. 6.69'a falan geldi tavuk. Aynı tavuğu alırken butun fiyatına baktım. Göğsün fiyatına baktım. Butu 7.99'a falan 8 liraya satıyorlar. Göğsü 8-9 liraya satıyorlar. Kanatlar yine keza 8-9 lira arası. Çünkü kanadı şu aralar kimse almıyor. Malum kış ayı geldi. Herkes evinde takılıyor. Mangala giden yok. Şimdi göğüs bayağı bir büyük. 2 tane but çıkıyor. 2 tane tavuktan 4 tane çıkar. Kanat adı neyse. E siz bunları 5.99'a ya da 6.75'e aldınız diyelim. 3.5 kilo 25 liraya geldi. Kendi evinizde kendiniz hazırladınız. Gayet güzel. Tavuğun bütün parçalarından yemiş oldunuz. Hiçbir tarafı ziyan olmamış oldu. Göğsünden şiş yapabilirsiniz. Direkt pirzola şeklinde böyle fileto şeklinde yapabilirsiniz. Yine kanatların hepsini göstereceğim zaten. Yine butlarını da böyle açıp ızgaralık yapabilirsiniz. Ya da komple şuradan kesip bagetleriyle birlikte tavada kızartabilirsiniz ya da yağda. Bunlar şimdi ızgaralık gösteriyorum ben size. Bunları böyle açıyoruz. Ve kaldırıyoruz. Geldik bagetine. Bakın arkadaşlar. Evet. Geldik bagetine. Şu kısmı görüyorsunuz bakın. Buradan giriyorsunuz. Göstereyim. Girdiniz mi arkadaşlar? Olayımız şu. Çekiyoruz. Bunu atacağız. Şu kısmı tavuktan atıyoruz. Şöyle keseceğiz bunu da. Bakın. Bu lifli bir kısım. Yani zaten bunun ucunda ayak var biliyorsunuz. Bu da ayağı hareket ettiren lifler var. Yani yenmez. Pişmez. Hiçbir şekilde bir cacığa yaramaz. Onu atacağız. Ondan sonra buna gelince yan tarafından bıçağı ileriye doğru ittiriyoruz. Bıçak şuradan çıkacak. Gördünüz mü? Koyun yere. Şöyle kemiği yanından geçirelim. Hop. Çizdik bitti. Bakın açtık. Şuradan bir çizik. Buradan bir çizik. Yana doğru ittirelim. Şöyle de bir tanecik bitti. Bu kadar. Açma işlemi bu. Şimdi yere alalım şunu. Evet. Açma işlemi bu kadar.
İsterseniz bu kemiği çıkartabilirsiniz. Size kalmış. Tutma açısından modüle daha güzel, daha estetik duruyor. Evet, geldik diğer butağa. Şimdi bunu da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Bunun bir eklem yeri var. Oynama yeri bakın. Kemiği oynatıyoruz. Elinizle bakın, hissedin. Kırıkçı çıkıkçı gibi düşünün yani bakın. Şöyle oynadığınızda eklem yerinin buraya geldiğini fark edeceksiniz bakın. Zaten yağlanmadan da belli. Görüyorsunuz mu? Tam buraya geliyor. Şöyle büzüştürdüğünüzde de gelir. Bıçağımızı şuraya koyalım. Bakın. Kesiyorum. Hiçbir şey yaptığım yok. Bakın. Direkt sıfırından gitti. Gördünüz mü? Olay bu. Bunu açmaya gelelim. Genelde kasaplar şöyle yapıyor. Et daha yoğun olsun diye. Böyle şuradan kesiyor. Hemen buradan bir bıçak darbesi hop. Yana doğru aç. Bitti. Buraları fazla açmaya gerek yok. Niye? Bu olduğu gibi bütün pişiyor. Şöyle. Kalın oluyor. Kalın olduğu için su içinde kalıyor. Şu fazla yağını atalım. Kötü yeri bu. Böyle kalıyor. İki türlü gösterdim. Bir tanesi açarak ince uzun. Diğeri de kalın tombul. Bu değişmiyor. Bu hep aynı. Şunu şuradan kesiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Buradaki kemiğe göre bazıları şu kadar daha uzun olabiliyor. Şöyle göstereyim. Bu kadar daha uzun olabiliyor. Çünkü tam dibinden kesmiyorlar. Şuraları kıllı olabiliyor. Fark etmez. Hepsini alın götürün. Şöyle kesin. Gerekirse buradaki kılları almak için aynı işlemi burada da yapın. Şuradan sokun. Hop deriyi alın gitsin. Kıl kalmasın ya. Hiç gerek yok. Atın. Hop atın. Bunu böyle de bırakabilirsiniz kızartma için. Ama gene açalım biz az öncekisi gibi. Gene bütün yapacağım. Bakın. Şöyle bir çentik. Buradan da bir çentik. Getir buraya. Tak şuradan. Çek bitti. Gördün mü? Olay bu kadar. Kemik ayrı, et ayrı. Ha isterseniz ben istemiyorum dersin. Ha şöyle. Etinden hop sıyırdım. Kemik gitti, et kaldı. Kafana göre. Geldik asıl can alıcı noktaya. Göğüs herkesin yapabildiği bir şey değil evinde. Onu size basit ve kolay bir şekilde göstereceğim. Ve çoğu kişinin bilmediği bir şeyi de göstereceğim. Şu an bu parça bonfilesi. Kenarda dursun. Evet arkadaşlar. Şuradan bıçağınızı kemiğin hizasından daldırın. Yavaşça, fazla büyük adımlarla değil. Yavaş, gayet yavaş. Hızla işimiz yok. Yani kimseye yemek yetiştirmiyoruz. Şu anda zevk yapıyoruz. Evde yemeklerin olduğunu farz edin. Hiçbir şey yok. Hanım arkadaşlar. Kafasına göre takılan beyler benim gibi. Bunlar size özel. Kesin kafanıza göre oynayın ya. Yani yeni doktor olmuş cerrahlar gibi yani yeni okulu bitirmişler gibi. Sanki önünüzde başka bir şey var oynuyorsunuz. Böyle bıçak alıştırması bile yapabilirsiniz. Evet. Gördünüz olayı. Şu kemik dibi önemli. Kemiğin dibini aldıktan sonra şöyle şöyle bastırın. Hop. Zaten bakın görüyorsunuz. Yakından göstereyim. Çıktığını fark edersiniz. Çekin kardeşim bunu. Evet, kemik burada. İşi bitti bunun. Bakın ördek gagası gibi. Koy gitsin. Şimdi kimsenin birkaç kişi yani fazla kişinin bilmediği tavuk göğsünün altındaki tavuğun bonfile kısmı. Bu kısım. Şu kısımlar arkadaşlar zaten ayrılıyor. Şuradan şöyle ayıralım. Bir tanesi de bu tarafta. Zaten fark ediyorsunuz bakın. Parlaklığı görüyor musunuz? Bak bu buraya yapışmamış bir. Bu bundan ayrı. Burası hiç çalışmayan bir kası. Şöyle parçalanıyor da zaten bak fark ediyorsunuz. Bunu ne yaparsanız biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer iki tane üç tane tavuk kesiyorsanız bundan çok süper şiş olur. Tavuk şiş. Yani o kebapçılara da falan yiyoruz ya işte bu yumuşacık. Bazen bundan da koyuyorlar. Ama bundan daha lezzetli. Bakın şöyle kesin. Şöyle de kesin. Oldu size küşleme işte. Tavuk küşleme. Olmaz demeyin, olur. Çünkü yarın öbürsü gün ne yapacakları hiç belli olmaz.
Yani tavuğun sırtını bize kelebek diye yediriyorlar. Düşün. Her şey var. Geldik şimdi bunu ayırmaya. Şurada bir tane kemik var. Belki de lades kemiği buydu. Ben unutmuş olabilirim. Ya da yanlış söylemiş olabilirim ki aynen lades kemiği sanırsam bu. Onu buradan bir çıkartın arkadaşlar. Evet, bunun da işi bitti. Şimdi şu fazla deriyi şuradan bir sepetleyelim. Geri kalan deri kalsın. Herkes gibi siz deriyi atmayın. Hani diyoruz ya kuzuda, danada yağ çok önemli. Tavukta neden önemsiz olsun ki? Şöyle ortadan bir kesin. Güzelce ayırın. Şu bölüm burada kalsın. Varsa daha uzun, daha ince bir bıçağınız onunla ince bir şekilde kesin. Arkadaşlar bu önemli. Şimdi yapalım. Elimizi koyuyoruz bakın. Şu şekilde ince fazla bir parmak kalınlık da olabilir, normal de olabilir. Şöyle bir kıkırda kalmış onu da sepetleyelim. Evet, koyduk mu arkadaşlar elimizi? Yavaş yavaş bıçak darbeleri. Evet, hop. Elimizin altından bıçağın aktığını hissedelim. Gördünüz mü? Bakın. Varan bir. Bir tane bu. Kaç tane çıkacak onu sayalım. Bir tane de. Varan iki. Deriyi de alalım. Bırakmayın. Geldik. Bir tane de şuradan fazla kesmeyelim. Yapışık olsun bu. Evet. Bir tarafından üç parça göğüs eti çıkarttık. Bundan ne mi olur? Şinitsel falan olabilir. Da olur gayet de güzel olur. Neden olmasın? Unlanıp galetonayla falan pişman yumurtaların şayet güzel olur. Şimdi geldik buna. 3 tane de undan çıktı mı? Olay bitti. Hop. Alın yağlarını. Koy üstüne. Bıçağın aktığını hissedin. Hop. Bir tane daha. Bunu da böyle normal. Deriyle birlikte gittiği için ayrılmayacak arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel. Oldu 6 parça göğüs etimiz. Her şeyimiz burada. Butları ayarladık. Göğüs etini ayarladık. Hepsini yaptık. Bütün bir but doğramaydı bu. Umarım faydalı olmuşumdur. Yani evinde ya da iş yerinde beni izleyen arkadaşlar lütfen beni yanlış anlamayın. Benim haddime değil kimseye bir şey öğretmek ya da bilmişlik yapmak. Naçizane kendi yaptıklarımı sizinle paylaşıyorum ki siz de benim gibi evinizde böyle yapın ve bilerek yiyin. Kasaplardan ya da diğerlerinden hazır çat 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 işte yapılmış bir şekilde değil evinizde hatta eti alırken böyle bir koklayın. Yani ucuz kanat 7 liraya, millet 10 liraya, 15 liraya satarken siz 7 liraya kanat buluyorsanız önce alırken bir koklayın, bir bakın. Nasıl kokuyor, düzgün mü kokuyor? Bilindik markalar alın. Yani tabii ki de paranıza göre, bütçenize göre alacaksınız ama en iyisi bilindik markayı almak ve emin olmak. Kendi bildiğiniz yerden almak. Marketten, kasaptan, nereden daima alıyorsanız oradan almak. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha halen abone değilseniz lütfen abone olarak bana destekte bulunmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.